Efendim herkese merhabalar, ben Perihan Tantu, Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk işlem günündeyiz. Hemen kısaca bir fiyatlamalara bakmak istiyorum. Malumunuz bugün oldukça satıcılı bir güne başladık. TL varlıklarla başlayalım. Birazdan değerli Ahmet Bergen hocamızı ağırlayacağız. Evet, bugün kıpkırmızı bir tabloyla başladık. Tabii ki bu tablonun altında birçok neden yatıyor ama asıl satışların nedeni olarak dünyada Evergrande krizi konuşuluyor. Özellikle bu satışların nedeni olarak da Asya piyasaları gösteriliyor. Şimdiden itibariyle baktığımızda geçen hafta başlayan satışın bugün devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse tüm dünya endekslerinde. BIST endeksine baktığımızda an itibariyle %1,5 aşağıdayız. 1397 puan seviyesindeyiz. 1400'ün de altına sarktık. Birazdan zaten değerli hocamızla birlikte hem günlük hem haftalık hem de dolar bazlı olarak grafiklerimizi değerlendireceğiz. Dolar Türk lirasında bugün 8.70'in üzerini gördük. An itibariyle de baktığımızda kur 8.65 seviyelerinde geziniyor. Bununla birlikte diğer taraftan gözüm dolar endeksine. Dolar endeksi 93 seviyesinin üzerinde hala kuvvetli. Bugün genel olarak zaten tüm konjonktürü bir değerlendireceğiz. DAX'dan Nasdaq'a, kıymetli metallere kadar, hatta kripto paralara kadar birçok zaten enstrümanı değerlendiriyor ve teknik analizini yapıyor olacağız. Şimdi sepet kura bakıyorum. Orada 9.39 seviyesindeyiz. Gram altın fiyatları ise 490 liranın altında. Onu 490 lira civarında tutan da zaten dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü hareket. Tabii sadece BIST endeksi değil. Buradan devam edecek olursak tüm dünya piyasalarında satış var dedik. Özellikle Asya tarafında bugün birçok endeks kapalıydı ama özellikle burada baktığım Hong Kong'un Hang Seng endeksiydi. Orada %3'ün üzerine kayıplarla bir kapanış gözlemledik. Asya tarafından dönüyorum Avrupa tarafına. Avrupa tarafına baktığımda ortalama %2. Zaten baktığımızda satışların seyri. Eurostoxx'a bakıyorum, %2'nin üzerine kayıplar var. Almanya'nın DAX'ı ki birazdan analizini yapıyor olacağız, %2'nin üzerine yine negatif. Fransa'nın CAC 40 endeksi yine aynı şekilde %2'nin üzerine negatif seyrediyor. İngiltere'nin FTSE'si de yine %2'ye yakın negatif bir görüntü içerisinde. İspanya'nın IBEX'ine baktığımızda orada kayıpların %2'ye yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet, buradan bir de ABD tarafına geçelim. Vadelilere bakacağız. Çarşamba günü gözler FOMC toplantısında olacak ama öncesinde haftanın ilk işlem gününde vadelilerde satıcılı bir seyir gözlemliyoruz. Tabii daha ABD endeksleri açılmadı bildiğiniz gibi. Şu an vadelilere baktığımızda Dow Jones'ta %1'in üzerinde kayıplar var. S&P 500'de %1'in üzerinde bir negatiflik var. Nasdaq birazdan analizini yapacağız değerli Ahmet Mergen hocamızla. %0,87 aşağıda 15.155 puan seviyesinde seyrediyor. Tabii bununla birlikte bu düşüşten tüm piyasalar gibi kıymetli metaller de nasip aldı. Bugün çok minimal de olsa bir tepki görüyoruz aslında ons altında. Sabah da gümüşte gördük ama çok küçük düşüşlere rağmen tepkiler oldukça küçük. Ons altın 1756 dolar seviyesinde. 1750 doların altı da görüldü bugün. 1742 dolar gördüğümüz en düşük seviye. Gümüş sabah saatlerinde baktığımızda aslında birazcık daha 22,5 dolar seviyelerine yakındı. Orası tekrardan negatif tarafa geçti. Paladyum ve platinde daha satıcılı bir seyir var. Paladyum'daki kayıplar %2,5 seviyesinde. Platinde %2'ye yakın satışlar söz konusu. Bakır fiyatlarına da bugün %2'nin sabah saatlerine %2'nin üzerine satışlar vardı. Birazcık toparlanma olsa da oranın da negatif tarafta olduğunu söyleyebilirim. Hemen buradan petrol tarafına geçelim. Petrolü birazdan analiz edeceğiz ama baktığımda petrolde de 73,5 dolar seviyesindeyiz Brent cephesinde. Ham petrolde ise %2'ye varan kayıplar var. Neredeyse tüm finansal piyasalar etkisi altına alan bu kayıplar aynı zamanda kripto paralara da sıçradı. Sabah neredeyse birçok ana kripto parada çok sert satışlar vardı ve devam ettiğini de söyleyebilirim. Bitcoin'de sabah konuşurken çünkü 47 bin doların üzerini görmüştük ama baktığımızdan itibariyle fiyatlama 44 bin doların üzerinde. Ethereum cephesinde de %7'nin üzerinde kayıplar söz konusu. Buradan hemen değerli Ahmet Mergen hocama dönmek istiyorum şimdi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam ama çok sefalar getiremedim. Şimdi 1398 puan seviyesindeyiz. Herkesin aklında bir soru işareti var. O da hocam nereden döner? Destek neresi olur? Herkes bu soruyu soruyor. Ben de size yönelteyim o zaman hocam. Günlük grafiklere baktığımızda nereden döner diyeceğim tabii ben de. Nereden dönerciler başladı malum. Nereden döner? Yani aynı şeyleri defalarca tekrarlayarak yani değişik bir sonuç elde etmek pek mümkün değil. Klasik bir laf ama biraz zor. Şimdi gene geldik, faiz indirimi, faiz bindirimi, şu bu. Yani dışarıda ortalık işte Fed'in faiz kararını bekliyor. Faiz arttırımı
dışarıda. İçeride Merkez Bankası'nın faiz indirimi haftası. Böyle bir haftaya gelindi. Yani ne zaman faiz indiriminden falan filan bahsedilse Türkiye'de, hele böyle enflasyonun yukarıda olduğu zamanlarda bu piyasa direkt boşlukta açılıyor. Yani şu grafiğe bakıldığı zaman şurada 158 binden aşağı inerken de hikaye gene aynıydı. Yani faiz indirimi tartışmaları arasında indirirsin indiremezsin, yok Merkez Bankası olarak indiremem, onu kolluyorum, bunu kolluyorum, bilmem neye bakıyorum derken, bu sefer Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu. Endeks 1256'ya gitti 2 günde. Şimdi gene bir faiz indirimi meselesi var. Diğer yandan enflasyon konusu tartışılıyor. Kiraların bilhassa enflasyona sebep olduğu gibi bir tövbe yarabbim yani şey var. Yani bunu bir de tartışılıyor, bu bir de yani ciddi ciddi. Efendim gayrimenkule çok yüksek oranda vergi getirilsinmiş ikinci veya üçüncü eve. O zaman senin servetine de getirilsin kardeşim. Adamın parası gayrimenkul de, seninki de nakit de. Sana da getirsinler o zaman. Koyun o zaman mevduattaki bütün paralara bir limit koyun. Onun üzerindeki bütün faizleri, bütün paraları %70 vergi koyun. Bak bakalım ne oluyor ortalığı ya. Çözüm mü bu yani? Gayrimenkule gitmeyen para nereye gidecek? Havada mı kalacak? Ha, Türkiye'de sanayiye gitsin. Abi, Türkiye'de herkes antreprenör değil ki. Herkes sanayici değil. Yani Türkiye'de para nerede kolay kazanılıyorsa toplum olarak oraya doğru gidiyoruz. Bütün dünyada da böyle. Ya kimse aynı parayı daha çok çalışarak kazanmak niyetinde değil ki. Yok öyle bir şey. Yani günde 2 saat çalışarak 1000 lira kazanıyorsa, günde 8 saat çalışarak 1000 lira kazanma yöntemini niye seçsin ki? Da aynı şekilde. Herkes daha kolay para kazanma yollarını seçiyor. O zaman başka yere gider. Yani gayrimenkule gitmez. Tamam, mevduatta kalmaz. Tamam. Nereye gidecek? O zaman ver elini altın veya döviz. Klasik. Hadi o tarafı tutabilirsen. Valla dünya bir girdabın içinde de. Bir resim attım. 1965'li yılların resmi Twitter'da. Hell's Angels dedikleri, sırtlarında biliyorsunuz kartallar, işte kuru kafalar, şunlar bunlar, bir sürü resimler olan, ceketler giyen büyük abiler. Yani Kaliforniya yollarında falan Pasifik Coast'a yola çıktıkları zaman 20 kişi bir arada, aynı yönde olmayı istemezsin. Şimdi 13 tane Hells Angels geliyor şeye, toplantıya. Bakalım onlar ne karar alacak? Fed'in kararı ne olacak? Yani bütün dünyada bir yandan doların değerlenmesi konusunda tapering denilen, artık paranın kısılması, daha az miktarda para sunulması gibi bir yani proje tekrar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 2013'te denendi. Bir sene sürdü. Bütün piyasalar tepe taklak oldu. Şimdi gene aynı rotaya girildi. Diğer yandan da yalındı galiba. Bütçenin tavanının, harcama tavanının daha da yükseltilmesi gerektiğini, aksi takdirde olayların çok kötüye gideceğini falan söylüyor. Yani ben de anlamış değilim ne oluyor ne bitiyor ya. Bakalım. Burada bu üçlü kup, fincan kulp, yani üç tane ufak, iki tane ufak çanak, bir büyük çanak falan. Bu buradan yukarı koparsa şahane bir tobo oluyor da, yukarı kopması için sebep lazım. Yine kısır faiz tartışmaları, dışarıdaki faiz hikayeleri. Bizim piyasamıza bakarsanız bir faiz indiriminin piyasaya yaraması lazım güya. Yok. Bu böyle bir genel kural olarak söylenir de pek de gerçekleştiğini de görmedik.
ekonomiler büyürse, şirketler kar ederse, geleceğe olan güven artarsa, insanlar bugün işten çıktıkları zaman yarın iş bulma garantisini kendilerinde görürlerse, gelecekte de bu işin çok rahat yapılabileceğine inanırlarsa, kazandıkları paranın ellerinden uçup gitmeyeceğini gördükleri zaman, enflasyon denilen gizli verginin servetlerine dokunmadığını, alın teriyle kazanılan paranın, biriktirilen paranın enflasyon denen illet tarafından ellerinden alınmadığını, kısa sürede kazanılan paranın eriyip yok olmadığını gördükleri sürece işler iyiye gider. Aksi takdirde herkes gayet doğal olarak parasını korumaya çalışır ya. O kadar basit. Ne yapacak yani? Parası olmadığı zaman ne yapacak adam? Ele güne el açacak bir duruma gelmeyi kimse istemez ki. Bir takım politikalar, şunlar bunlar, dünyada, Türkiye'de, orada, burada, neredeyse. Onlar politikalar, yani politikaların yarattığı sıkıntıyla, bilmem neyle, insanların elinden 3 kuruşluk parası gider, ele avuç açacak halde, işte peynir ekmeği bulabilirse, yerse falan, o duruma düştüğünde, bunun sorumlusu kim? Sorumlusunu bulamayacağı için adam da kendisini korumaya çalışıyor. Ailesini bir şekilde korumaya çalışıyor. Parayı altına sokuyor, oradan çıkartıyor, dövize geçiyor. Dövizi satıyor, belki borsaya geliyor, tehlikeli buluyor. Daha riskli bulduğu Bitcoin'e geçiyor. Altcoin, üstcoin neyse oralarda bir giriyor, çıkıyor. Yapabilirse kısa sürede zengin olma hayali var. Çeşitli yerlere girip çıkıyor. Gayrimenkule giriyor, alıyor, satıyor. Kısa sürede değerlenirse satıyor. Hurra bir hücum oldu İzmir'e. Bütün evler pahalandı. Şimdi İzmirliler, İstanbulluları hadi gidin geriye. Buraları darmaduman ettiniz diyor. Onlar da haklı. İyi de benim gibi 1951 senesinde Üsküdar'da doğan adam ne desin? Benim bu ailem buraya Birinci Dünya Savaşı'ndan önce gelmiş. İstanbulluysak İstanbulluyuz. Biz size ne diyelim? 1 milyonu yaptınız, 18 milyon. Ben ne diyeceğim size? Ben de size diyeyim o zaman kış kış. Yani. İstanbul tabii ki şimdi yaşanmayacak bir hale geldi. Kiralar artmış. Artar. Bu senin enflasyonu %35. Sen üfe tüfe diyorsun. Evet, %15. %15'ten fiyatı fixleyeceksin. Bir sene daha, 12 ay. Bu 12 ayda bir %35 daha enflasyon geldiği zaman 12 ay sonra adamın eline geçen paranın değeri ne olacak? Adam da onu önceden fiyatlıyor. Onun için bindiriyor kiraya, oraya, buraya. Yani herkes ekonomist zaten. O hale geldi Türkiye. Herkes para ne oluyor, ne bitiyor? Bugün döviz nereye gidiyor? Tam dolar 8.26'ya geldi. 8.08'e falan doğru inecekken hop, yani dövizin de pek inmesine müsaade edilmedi. Ha şimdi geldi 8.26 8.30'da yukarıda 8.80 50 kuruşluk çanak şimdi oluşmaya başladı. Sağ taraf dolacak. Oradan koparsa nereye gider? Teknik olarak 9.30'a gider. Ha, gider mi gitmez? Yani onu ben bilemem. Gitmesi iyi midir, kötü müdür? Onu da bilemem. Yani ama fiyatların üzerine bindireceği apaçık ortada. Neyse. Buraya gelince yani 1412'nin de altına gitti. 1400'ün de altına gitti. Zaten kısa vadede günlük grafikte MACD'nin satışa döndüğünü söyledim.
20 günlük ortalamanın altı krediden çık. 50 günlük ortalama sıfırla. Nereye giderse. Şu anda 145 binin üzerine çıkarsa gel al. 145 binin altında kalıyorsa 1450'nin. Bilmiyoruz nereye gideceğini. Yabancı satışı, o satışı, bu satışı. Görelim bakalım nerelere gidiyor. Yani sağ taraftaki kulpun dibi 1390'da mı olur? 1350'ye mi gelir? Nereye gelirse. Orada gider gelir bir şeyler yapar. Ondan sonra ne zaman 50 günlük ortalamanın üstüne çıkar. Gelirsin 3 kuruş fazla para verirsin. Alır gidersin. Ha yok, önemli bir destek arıyorsa o da alım sinyalinin gelmiş olduğu haftalık grafikteki 50 haftalık ortalama. Oraya bakarsak da 1350'lerde falan gibi görünüyor. Geçelim grafiği. Geçelim hocam, haftalık devam edelim. 1375. Yani sarı renkli alanın şimdi sağ tarafında bir dip daha arıyoruz. Hayırlısı. O 50 haftalık yeşil renkli noktalı eğrinin altına giderse, geçmişte pek fazla gitmiyor, gitmedi, anında zıplıyor. Ama altına gidip de aşağılara doğru yol almaya devam ederse sıkıntı büyür. O zaman işler karışır. Çünkü şu anda çıkış kanalının alt tarafında destek çizgisinin olduğu yerdeyiz. Biraz altında da 50 haftalık ortalama geliyor. Yani Abbas burada durdu. Durmadı. Yani Abbas uslat yolcu. Başka bahar ederiz. Göründüğü kadarıyla 50 haftalık ortalamayı takip ediyoruz şu anda. Bakalım orada ne olacak, ne bitecek. FED çarşamba akşamı güvercin variyi konuşur. Pek konuşmayacak herhalde ama piyasalara yani sertleşmeden biraz böyle yumuşak falan tarzda konuşursa tepki çıkışına sebep olur. O tepki çıkışından sonra gelen satışı izleriz. Bakalım o satış çok güçlü bir satış olacak mı? Yok, olmadı. Fiyatlar tekrar yukarı dönüyor. Döner alırsınız stop koyarak. Fiyatlar da pek zaten çer çöp olduğu için pek de böyle aşağı gıdım gıdım iniyor. Yani 50 bin dolar endeksten gelmiyoruz. 17 bin dolardan geliyoruz. Tekrar dolar yukarı, endeks aşağı. Hop. Gene geldik herhalde 16 bin dolarlı falan bir rakam. 161 dolardayız aynen. 16 bin dolar hocam. Yani yeni rakamlarla 161. Ucuzlamaktan yorulduk. Şimdi dolar bazlı grafiğe bakalım. Vallahi yani, ucuzlamaktan yorulduk yani. Yukarı tarafta 50 bin dolardan beri geliyoruz. Sene 2013. Fed'in taperingi. Yani Allah muhafaza bir tapering daha bu şekilde hareket edecekse bu endekse. Yandı gülüm keten elva. 13 yani 13.000 12.500 civarı esasında bakıldığı zaman 50.000'den 26.000'e doğru inen ilk dalganın sonunda yukarı yönde bir iki numaralı bir tepki var. Şu anda aşağı yönde %61.8'lik en dibe eklersen birinci dalga boyunu, yani dış sayım yaparsan 12.500-13.000 aralığı hedef nokta. Oraya geldi. 3 senedir de burada tepinmesinin sebebi bu. %161.8'lik o seviye. Bence bunun altı tufan. Endeksi falan bırakır mı yani? İşine gücüne sahip çık. Bundan sonrası. Artık buralarda durdu burası. Yoksa işler sıkıntılı olur.
Mavi renkli dikdörtgenin içinde 3 senedir geziniyoruz. Genelde düşüş kanalının üst tarafına doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu demektir ki yani bir bahane arıyoruz yukarı yönde gitmek için. Bir toparlanmak çabası içinde. Ama mavi renkli dörtgenden aşağı yönde bir sert bir şekilde kırılma yaşanırsa o zaman eskilerin lafı vardır. Borsada 1 dolara yaklaşınca alınır. Çünkü yabancılar gelir. Vallahi şimdi yabancılar geliyor mu, gelir mi, gider mi onu da pek bilmiyorum artık. Yani uzun süre %40'lara kadar inen bir yabancı satışı devam edip gidiyor. Yani bu sadece borsayla ilgili değil gibi geliyor bana. Başka işler var. Herkesin gözünden kaçan, kimsenin pek fazla değinmediği çok daha büyük bir olay gerçekleşiyor. Yani Amerika, İngiltere ve Avustralya, Anglo-Sakson. Bu üç ülke şimdi denizaltı projesinde sırlarını birbirlerine açıklamaya başlıyorlar. Çok yakındır Kanada da buna dahil olur. Arkasından Yeni Zelanda. Deli mahkum. Demedi deme İbrahim. Olur. Bu NATO falan filanın dışında bambaşka bir kombinasyona gidiyor. Artık Amerika'da Çin'le olan bilhassa bu Covid savaşı kimden çıktı, ne oldu, çıkarıldı mı, böyle bir şey var mı, yok mu? Ama Amerika'da insanlar öldü. Epey insan öldü. Yani Vietnam Savaşı'ndan daha fazla insan öldü. 2 senede. Hatta 1,5 senede. Yani onun için başka stratejiler geliştiriliyor gibi geliyor bana. Ve dünyada başka bir değişime doğru gidiliyor. Tıpkı 11 Eylül sonrası bendensin veya benden değilsin gibi bir hal var. Daha derinleşiyor konu. Kanada ve Yeni Zelanda da katılırsa başka bir pakta gidiliyor demektir. Ve gidilecek. Yani bu şekildeki bir gidişte bilhassa bir takım ülkelerin her türlü bilgiyi devamlı saklamaları tepkilere neden olabilir. Yani bütün dünya çapında. Yani seyahatler falan da ülkeler arası pasaportların alınışı, vizelerin alınışı, verilişi çok daha kısıtlı hale gelecek gibi geliyor bana. Bilhassa Amerika tarafında. Daha sert bir politikaya doğru gidiyorlar gibi geliyor. Bu trade wars dediğimiz ticaret savaşlarına doğru da gider mi? Hiç belli olmaz. Zaten gizli gizli var da daha da açığa çıkabilir. Geçelim efendim. Hocam, bakalım. Hocam, dünya demişken tabii gizli kapaklı olanları bilmiyoruz ama bizim bakacağımız kısım işin teknik kısmı malum. Bir DAX'a bakalım. Ardından bir Amerika'ya da bakarız az daha ama yani hani yurt dışında neler oluyor? Bir de oraya göz gezdirmekte fayda var. Yani Türkiye'deki son zamanlarda aşağı gidiş zaten Nasdaq ve DAX'taki aşağı yönde hareketlerin başlaması. Şu anda tarihi zirvede DAX'ta ikili tepe oldu. 15.400 civarındaki destek de kırıldı. 15.100'lerde falan galiba. Aşağı yukarı hocam vadelisi. 15.137 evet. Aynen. Yani burası da aşağı yönde. Yani DAX 15.048'deki dibe doğru yanaşıyor. 122 15.000 DAX'ta. Burası düşüşe döndü. Bu 4 saatlik ama yani günlük grafikte de aşağıya doğru gidiyoruz şimdi. Nasdaq'a geçersek? Geçerim hocam. Burada da sert bir satış var.
O sarı renkli dörtgende yoruldu. Yataya aldı kendisini. Çok iyi bir çıkış yaşadı. Devamlı yukarı gitti. Bence orada da bir obo oluştu. Ortalamaların altına gitti. Üstüne çıkmayı denedi. 15.531. 4 saatlik grafik bu. 15.276 da değil. Burası da 15.000'e doğru gidiyor. Orası kırıldı. Ana grafikte de burası 50 günlük ortalamaya gidiyor. 20 günlüğün altına indi. 50 günlükte kırılırsa o zaman bütün piyasalar bir sıkıntılı bir hal almaya başlar. Bu arada bizimkisi bariyer kenarından koparak yukarı yönde gelir mi? Hiç görmedik ama neden olmasın? İnşallah şaşırtır bizi. Hiç görmedik, şahit İnşallah. Olmadık öyle bir şey yani hocam ama. Ayrıl da gel deriz ama o biraz zor gibi. Giderken yani gitmedi bütün... hocam, düşerken nasıl gitsin diye sorarlar yani. Yani bütün piyasalar yukarı giderken ya iyiydi. İşte tırmanabildi falan ama kendi dertlerimiz var. Diğer piyasalar aşağı giderken burasının tutunma yeri işte giderek çok ucuzlaması. Ama ucuz ne kadar ucuz oluyor, daha da ucuz oluyor mu? O tartışma 100 senedir devam eder piyasalarda. Ucuzun da ucuzu var falan filan. Neyse. Keşke çarşı pazarda görülen işte üzerine hücum edilen fahiş fiyatlar bizim hisse senetlerinde görülse bari. O karambolde ama fahiş fiyat olmuyor. Yani bak piyasa değeri, defter değeri falan filan. Buyurun bakın, inceleyin. Kağıtlar nerelerde? Ama bir talep yok demek ki. Yeni çıkan kağıtlara var. Onlar da klasik. Tavan, 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 tavan. Ondan sonra bir pataküte. Gelene tokat, gidene tokat. Ondan sonra tavan, tavan, tavan. Ne oldu bana? Geçmiş olsun. Yara bandı getirin arkadaşa. Pansuman lazım. Hikaye buna dönüyor. Yıllardır böyledir de son zamanlarda işte gene yaşanıyor. Bakalım. Geçelim evet, bakalım. Evet hocam, altına geçeceğiz ama kısa bir aramız var. Bugün dünya konjonktürüne bakmak daha doğru olur. Çünkü hisselerden ziyade kimsenin hisse görecek hali de kalmadı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında hem kripto paraları hem de kıymetli metalleri konuşalım efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ons altınla devam edelim hocam isterseniz. 1757 dolar seviyesinde an itibariyle Borsa İstanbul'da ikinci bir satış dalgası geldi. Evet. Borsa biraz daha aşağı giderken. Burada tabii 1780 yani 1800 doların üzerinde kalamadı. Yok. 1780 son durak. Oradan sonrası zaten boşaldı. 1780 desteğinin altı, orada 1774 onu tutmaz. Yani 1740'lara 50'lere doğru geldi. Şimdi oradan tepiyor. Ha, 42'de tutar mı? 42'deki dipten dolayı değil. Burada daha uzun vadeli grafikte 1740 civarında destek var. Ortalama var yani. Benim hatırladığım kadarıyla 50 aylık bir ortalama var. Ha, kırılır kırılmaz. Zaten kırıldığı zaman 1650-1680 aralığında o zaman alırlar. Arada kesin alırlar da. Ama şu anda 1745 oradan bir tepki var. Yalnız 1780'in üzeri şu anda doldu. Sarı renkli alan satıcılı bir bölgeye dönüştü. Bence bir süre daha gider gelir. 1740'ın altında 1710-20 aralığı var. 18'ler işte oralar, 1720. Giderek tabii düşüşün hızı kesilir. Aşağıya doğru indikçe, fiyat düştükçe o kadar sert satışlar gelmeyebilir. Fed'in bu haftaki çarşamba akşamı durum ne alemde ona bakılır. Güvercin
dipte bir konuşma, açıklamalar, şu bu. Tepkiyi yukarı yönde geliştirebilir ama giderek satıcılı bir alana döndü 1780 ve üzeri. Geçelim. Geçelim hocam, bir de kardeşine bakalım, gümüşe. 22 dolar 37 sent, 22.37. Kötü gitti. Yani burada da 23.39'daki son dibin altı kırıldığı anda satışlar hızlandı. Burası da 24'ün üzeri satıcılı bir bölge oldu. Geçilemedi. Verildi. Ben dedim 23-24 arası belki biraz daha gider gelir. Orayı da dinlemedi. Şu anda ana bant 22-28 dolar arası. Büyük yatay bandın en alt tarafını destek olarak yaptı. 22'nin altına giderse grafiğe baktığınızda 19'a kadar boş. Ama öyle görünmüyor. 20.5'ta orada da 50 aylık bir ortalama var. Yani son 4 sene falan ortalaması benim bildiğim kadarıyla orada. 20.5 civarında. Düşüş trendinde burası da. Geçelim. Geçelim hocam, petrolle bakacağız şimdi ama petrolde de kayıplar şu an %2'ye vardı. 73 doların üzerinde hala ama %2'ye ulaştı. Borsa İstanbul'da %2'yi aştı şu an kayıplar. Kısa vadeli grafikte 50 birimlik ortalamaya doğru geliyordu. 4 saatlik orayı yoklayacaktı belli. 75'in üzerine çıkar gibi yaptı ama tutunamadı. Çıksa 77'li rakamlara doğru yol alacaktı. Ama olmadı. 50 birimlik ortalama şu anda deliniyor olsa gerek. Çünkü fiyat bayağı bir aşağıda. 73 doların tam üzerindeyiz. 73.30 görünüyor Brent. Doğru. Evet. Yani oralarda. Onun altına giderse 72'ye doğru yolculuk olur. Burada da herhalde çanak tamamlandı. Bir kulpa doğru gidilecek. Yani bir çanak daha yapılacak. Çanağın dibi yani 70'li rakamlarda da oluşabilir. 64-64 ile 75-67 arasındaki alanı ölçersin. %23'te durmaz. Ya %50'de durur. Yani burada da 38-2 ile %50'lik FIBO desteğine bakmak lazım. Nerelerde durulabileceğini. Yani yeni oluşabilecek çanağın en dip noktasının hangi fiyatta oluşabileceğini tahmin edebilmek için. Geçelim. Geçelim hocam. Biraz da kripto paralara bakalım. Çünkü bu düşüşten onlar da nasibini aldı. Şu an platformlara göre farklılık gösterebiliyor bazen düşüş rakamları ama Bitcoin'de %6'yı aştı. 44 bin dolara geldi fiyat. Ya burası da aşağı yönde koptu. 50 günlük ortalamanın altında. 45.653 değil. Baktığım zaman nerede Bitcoin? 44.275. Ya oralarda. 45.600'ün altı. Ortalamaların altını deldiği için şimdi 42.913'teki o son dibin test edilme ihtimali doğuyor. Ortaya çıkıyor. Öyle olunca da ortalamaların altında düşüş trendine girdi diye farz etmek lazım. Öyle düşünmek lazım. Geçelim. Geçelim hocam. Ethereum'a bakalım. Paralel bir kayıp Ethereum'da da var. %9'a ulaştı. 3000 doların üzerinde fiyatlama ama kayıplar tabii oldukça sert. Yani Ethereum'da da fiyat 3079. Aşağı yukarı. 3216'lık 50 günlük ortalamanın altında. 3000'e doğru geliyor. Orası da tıkandı. Yalnız 2963.000 civarı orası kırılırsa 2600-700'e kadar da gidebilir bu durumda o zaman. Yani çünkü 4045, 3683 iki tane tepe oldu orada. 3000'in altı sıkıntı yaratır. Geçelim. Geçelim hocam. Ripple'a bakalım bir de. Ripple'la Litecoin'i de değerlendireceğiz. 92 sente kadar geldi o da. 0.95 gitti. Demek ki öteki tarafta da 3000'den 2950'ler falan biraz riskli. Burada son erişilen 0.95 onun altında galiba. 0.92 mi? 92. Şu an. Yani o zaman neye bakacaksın? Yani o zaman aşağı tarafta 0.90'lara doğru bakmak lazım. 0.85'lere doğru.
Çünkü burada da kırılma yaşandı aşağı yönde. O zaman günlük grafikte satışa döndü bir süreliğine demek zorundayım. Geçelim. Geçelim Litecoin hocam. De aynı şekilde. Litecoin de aynı. Hatta şu an bakıyorum Litecoin'e de %11'in üzerine kayıplar var. Tabii bu rakamlar az rakamlar değil. Hele bir de kaldıraçlı işlem yapanlar için ya inanılmaz rakamlar bunlar terste kalanlar için hocam. Tabii. Çok ciddi. Yani götürür adam. Çok fena. Para sıfırlar yani. Yani 162.92'deki dibin altındayız. Aşağı doğru kayıyor. Ve 150 rakamlarda gördüğüm kadarıyla 159 doların altına sarktık şu an. Yani 150'li rakamlara bakmak lazım. Buradan böyle cart diye aşağı doğru kırılma hemen toparlamaz. Aşağı doğru biraz daha sarkabilir. Geçelim. Geçelim hocam, biraz hisse bakalım. Malum pek hisse günü değil ama bakalım madem birkaç tane hisse en azından. Enka ile başlayalım isterseniz. Yani burada da biraz işler riskli olmaya başladı. 20 günlük ortalamanın altı bence 50 günlük ortalamaya kadar geri çekilirse şaşırmam. Ha, trend yukarı mı? Ortalamaların üzerinde çarpa çarpa 11.11'e kadar geldi. Trend yukarı. Ama kısa vadede ikili tepe mi oldu? 50 günlük ortalama desteği tutar mı tutmaz mı? O biraz şu ortamda şimdi biraz böyle şüphe yaratıyor. Hocam aslında endekse göre Enka şu an pozitif ve enteresan bir şekilde de evet en yüksek bugün gördüğü rakam 10.36. Yani tam 20-21 günlük ortalamayı yukarı denemiş ama şu an 21-22 çalışıyor. Yani. Tam gördüğü en yüksek yer orası. 50 günlük ortalamaya kadar da test etmek amacıyla geri çekilebilir. Şaşırtıcı olmaz. Yani arada sırada kar realizasyonu da gelir borsalara. Yeter ki tamamen düşüş trendine dönüşmesin. Tabii. Şu andaki çıkış akımı devam ediyor ama 50 günlük ortalamanın da altına giderse bir dakika ya falan diye düşünme başlar. Ne oldu burada diye. Geçelim. 50 günlük ortalamaya dikkat. Hocam logo ile devam edeceğiz. %3,5 şu an kayıplar endeksinde üzerinde. 41.14, 41.16 çalışıyor. Ortalamaların üstünde en son 32.50'den bitti. Yukarı yönde tepti. Ortalamaların üstüne çıktı. Yukarıya doğru gidiyordu. Ha, çanağı tamamlar mı? Yani burada tabii lotlar falan az olduğu için etkin grup da olabilir. Yani 48'e kadar taşımış 11'den. Kağıdı bırakmayabilirler. Teknoloji kağıdı. Yani 50 günlük ortalamaya koy stopunu 39'a. Bırak bakalım ne olacak. Yani kısa vadede toparlayabilir. Tekrar yukarı yapabilirler isterlerse. Çünkü dediğim gibi lotlar kademelerde pek fazla olmaz bunda. Geçelim. Geçelim hocam. Diriş Tekstil de devam edelim isterseniz. İzleme pazarında olan bir hisse. O yüzden sürekli işlem görmüyor. Bunu hemen hatırlatayım. Evet. 5.25. Grafikleri atıyoruz. Bunları takip ettiğimden falan değil ama bir sürü yatırımcı var. Herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Herkesin değişik yerlerde takıldığı, takip ettiği, belki kârda olduğu kağıtlar olabilir. 0.61'den 12'ye gidiş 20 katı. Yani zaten yaklaşık 3-3,5 liradan 12'ye doğru roketlemiş. Tavan. İşte klasik orada bir pataküte yatırımcıyı bir sallamışlar. Sarsmışlar, pataküte yapmışlar, kağıtlar el değiştirmiş. Ondan sonrası tekrar ortalamaların altında düşüş trendinde 2.66'ya kadar geliyor. Neredeyse %75'in üzerinde, %80'e yakın bir kayıp var tepeden. Ondan sonraki harekete bakın, gene nokta, tek fiyat. Tavan herhalde. 6.70'e doğru. Orayı geçer gibi yapıyor. Ama satış geliyor. Şimdi ortalamaların desteğine bakıyorsunuz. Elinde mal olanlar varsa hisseler 50 günlük ortalama 4.30'da. Üzerinde kaldığı sürece tekrar 6.70'e götürebilirler mi? Valla isterlerse yaparlar. 12'ye kadar götüren 6.70'e mi götüremeyecek?
Ama bu tip tahtalarda dikkatli olmak lazım. Yani birileriyle aynı yerdesiniz, ona göre. Geçelim. Yine izleme tehlikeli pazarında gidiyoruz hocam. Ütopya, o da sürekli işlem görmeyen bir hisse. Onu da hemen hatırlatayım. Yani 6.59 oradan uçmuş. O da güzel böyle götürülmüş bir anlamda. Evet, ortalama 20 günlük ortalamanın üstünde yukarı 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 yukarı. Ondan sonra bir satış. Arkasından 45'te ikinci tepe olmuş. Geçemeyince oradan sonrası 16 liraya kadar taban taban gidiyor ya. Nokta 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 nokta. Nasıl satacak? Nasıl stop koyacak yatırımcı buna? Koyamaz ki. Onun için likit yerler tercihim olur benim açımdan. Yani siz ne yaparsanız yaparsınız. Onu bilemem. Ama böyle nokta nokta aşağı doğru malınızı satamadan, stopu çalıştıramadan indiğiniz zaman canınız sıkılır. Yani birkaç tane mideyi yatıştırıcı ilaç içebilirsiniz. Yani insanları üzer. Sonraki hamleler yukarı yönde 32.48, tekrar aşağıya. Ha şimdi 18 civarında sanki bir dip yapma çabası var gibi. Ortalamaların üzerine tekrar çıkarsa yeniden yukarı yönde 30'a doğru gidebilir mi? İsterlerse götürebilirler. Burada da kendinize gene dikkatli olun. Dikkat edin kendinize. Yani bilhassa devamlı işlem görmeyen yerler olduğu zaman ya satmak istesen de satamıyorsun. Hangi fiyattan neyi satıyoruz? Ne bileyim ya, müzayede böyle değil ya. Böyle müzayede olmaz. Kafadan bir fiyat biçiyorsun, gönderiyorsun falan filan. Alıcı satıcı var mı yok mu belli mi değil mi? Of of. Geçelim. Geçelim hocam. Osmanlı Menkul'e bakalım bir de alt pazardan. 25.92-26 %5.5 eksi. Vallahi burası da 1.85'ten gidiyor 45 liraya. İnanılmaz yani, ne diyeyim. 22-23 katı. Şimdi böyle paralar borsanın dışında başka yerde yok. Onun için yani. Bir kripto paralarda oldu hocam. Geri alınır, başka yerde alınamaz. Efendim? Bir kripto parada oldu böyle bir furya işte, böyle yani, inanılmaz katlayan rakamlar. Evet. Burası da çok muhteşem bir çıkış. Arkasından sert bir satış var. %61.8'e doğru yanaşırken toparlıyor kendisini. Şimdi ortalamaların üzerinde kalıyor. 25'in üzerinde tutunduğu takdirde yeniden 30 civarı görülebilir mi? Görülebilir. 28.80'i görmüş. Yani. Eşref saatine bağlı oradakilerin. Eğer yeniden tekrar piyasayı toparlayıp burada da hadi bakalım biraz gidelim derlerse, öyle bir karar alınırsa oluşabilir. Yani yukarıya gidebilir. Stop 25'in altı. Ortalamaların altı. Stop. Bize eyvallah dersiniz. Evet. Geçelim. Geçelim hocam. Yani sen... buralar herkesin gelip çıktığı yerler olmadığı için kendinize daha fazla dikkat edeceksiniz. Çok fazla da şeylere tamah etmeyin. Ama diyeceksin ki hocam tamah etmezsek de para yok. Kağıt 1.5'tan 45'e gitmiş. Tonla parayı kaçırmış. Biz %2 peşinde koşuyoruz diyecekler. Evet. Yani bir de bu var. O zaman da ne cevap veremiyoruz. Adama. Evet evet, haklısınız hocam. Yani bir şey diyemezsin ki adama. Adam da haklı. Hem uzun vadeli tut diyorsun, hem uzun vadeli tutma, kendine dikkat et falan filan diyorsun, hocam diyebilir. Ya, bir yerden bir yere de giderken kağıtları bizi de zor duruma düşürüyorlar. Ya bunların da bir şeyden anladığı yok. Çıkıyorlar bir şeyler söylüyorlar diyorlar. Muhtemelen bizim hakkımızda da öyle diyorlar. Ama baktığın zaman adam da haklı yani. 1.85'e aldım. 4 lirada çıktım hocam. Aferin, iyi kar etmişsin. Ne hocam, ne kar ya? 45 liraya gittik ya. Hadi ya. Vah vah.
O zaman çok para kaybetmişsin. Yani böyle bir duruma giriyorsun. Yani ne söylesen boş. Burası da 4,5-22. Yani baba tahtalara baktığın zaman kendilerine utanmaları lazım. Hiçbir yere gitmediler. Ama yan tahtalar dediğimiz yerler uçuşlarda. Şimdi tekrar bir çanak, fincan kulp gibi bir görüntü var ve yukarı kopuyor. Ortalama nerede? 21'de. Tamam. 21'in altı stop. Bakalım nereye gidiyor? Öyle bir formasyon var. Fincan kulp gibi. Yani gibisi fazla öyle. Herhalde çizildi bir şekilde. Fiyatı belli bir yerde tutan güçlü bir grup da varsa, hadi biz gidiyoruz kardeşim diyorsa, ortam da müsaitse, şirkette de karlılık varsa gider. Yani ne yapacağız? Gidebilir. Karlılığı da iyiyse, sebebi de var. Yukarıya, trend yukarı. Geçelim. Geçelim hocam, ICES diyelim. Şimdi yine alt pazardan devam ediyoruz. 52-25-53. %5 eksi bugün ama inanılmaz işler ama olmuş yani tabii. 5 evet. Lira 124 lira. 124-42. 42-110. Şuraya bak yani. Ya hocam ama tekniğine baksak ne olur ki? Yani tahmin etmesi çok güç. Çok güç. Yani burası şey gibi. Pasifik Okyanusu'ndaki dalgalar gibi. Kendimi National Geographic'te seyrediyorum sanki. Yani okyanusta gidip avlanmaya falan gidiyorlar ya. Dalgalar bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor, bir şeyler. Burası da böyle. Şuraya bak. 40 lira, 124 lira. Dikine. Çıkış. Meteorik. Arkasından dimdik aşağıya. Eyvah eyvah eyvah. Kimse çıkamaz. Kredili aldıysa battı. Hesap kapandı gitti. Satamazsa bir de aracı kurumu zarara sokar. O da var yani. O yüzden hocam zaten şey aracı kurumlarda aldırmıyorlar. Yani alt grupta benim bildiğim kadarıyla zaten kredi alımı yapılamıyor da aracı kurumlarda yani, kendi riskli buldukları hisselerde kredi işlem açtırmıyorlar müşterilerine. Tabii tabii, listeyi çıkarmışlardır. Böyle kolay kolay satamayacağın, alamayacağın, çıkamayacağın, zararına bile olsa malın satılamayacağı kolay kolay yerler, taban taban gitme potansiyeli olan yerlerde krediyi az verirler veya hiç vermezler. Hı hı. Gerçi haklılar da, bir şey diyemem. Çünkü evet, dediğiniz gibi aracı kurum zarar yazıyor. O riski de almak istemeyebilir aracı kurum. Para kendinin sonuçta, yani müşterinin değil. Ya ben gördüm ama aracı kurumların zarar yazdığını. Çok var hocam. Müşteri hesabıyla beraber. Tabii hocam ki. Çünkü Yıldız Pazar'da bile oluyor. Neler oluyor? Ne fiyatlamalar görüyoruz. Eksiye evet. Düşen çok hesap var. Çok aracı kurumdan. Burası da yani %61.8'de tutunmaya çalışıyor. Ve tekniği biliyor demek ki. 50 günlük ortalama 57.90. Yani koy abicim 55'e falan bir stop. Ama tahtada neyin olduğunu, ne bittiğini iyi incele. Çok fazla lotların olduğu bir yer değildir. Ben öyle bilirim. Yani 20 bin, 30 bin alışta, satışta falan öyle bir şey olmaz burada. Hocam yıllardır. Şu an aktifte 30 lot alıcı, 1 lot satıcı var. Yani ilk kademeyi söyleyeyim tabii. Yani çok fazla büyük lotlarla girip de sırıtma ortada. Yani hemen fark edilirsin. Alış satış yeri kolay olmaz. Ortalamaların üstünde tekrar yukarı yönde hareketlenebilir mi? Lotların bu kadar az olduğu yerde her şey mümkün. Zaten belli grafiğe baktığında. Her şey mümkün olabilir. Ama 1000 lotlan 50 liradan 124 liraya gidişini pek kolay kolay yaptırmazlar. Kusura bakma. O kadar beleş para yok. Geçelim. Geçelim. Son bir hisse bakalım isterseniz hocam. Vaktimiz bitti. Hadi Söktaş bakalım. Diyelim. Vallahi toparlanmaya çalışıyor gibi sanki. %61.8207 seviyesinden bir tepki vermiş düşüşe karşı. Ortalamaların üstünde tutunabilirse 3.28'deki tepeye doğru sarı renkli çanağı tamamlamaya gidebilir. Yani mutlaka burada da 0.71'den 4.42'ye giderken, yani kırmızı renkli ortalamanın üstündeki o inişli çıkışlı grafiğe bakarsan orası sanki
Richter scale'de yani kandilli rasathanesi gibi. Bir sürü titremeler var. Yani sanki 2.8 3 noktalık deprem şeyleri gibi grafiğin üzerinde. Yani burada da yukarı doğru hareketlenebilir. Ortalamaların altı stop. 2.70'te birbirlerini kesiyorlar neredeyse. Ortalama 2.71'de ise belki biraz daha marş, biraz daha pay bırakabilirsin. Neye razı olabilirsin kayıp olarak? 3.28 direnç. Herkese iyi bir gün dileyeceğim ama işte iyi bir gün olmuyor. Short'ta olanlar için iyi gündür de hocam, long'ta olanlar için değil diyelim. Herkese güzel bir gün dileyelim ve o vesileyle kapatalım o zaman yayınımızı. Evet, yani ampute A milli takımı da buradan tebrik ederiz. Avrupa şampiyonu olarak kendilerini tekrar tekrarladılar. Kupayı da vermediler. Aferin de onlara. Darısı yani Alman antrenörün başına geçtiği Türk A milli futbol takımına. Hadi hayırlısı. İnşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çarşamba görüşürüz o zaman. Daha güzel bir günde görüşürüz inşallah, İnşallah. Diyelim. Veda edelim efendim. Yarın saatler 14'ü gösterdi. Tekrardan birlikteyiz. Herkese güzel bir kapanış diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.